birlikteyiz. Sevgili arkadaşım her zaman olduğu gibi Çıdam Yücel de bizimle birlikte. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Uzun yıllardır birlikte çalışmaktan gurur duyduğum değerli arkadaşım, göğüs cerrahisi uzmanı, doçent doktor Erdal Okur. Erdal Okur aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda da birlikte çalıştığımız bir öğretim üyesi, meslektaşımız, arkadaşımız. Umuyorum ve diliyorum ki güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Ancak ne yazık ki ülkemizde devam eden bazı üzücü olaylar hepimizin bayram sevincini biraz da olsa buruk bırakmaya sebep oldu. Bunun için kaybettiğimiz değerli vatandaşlarımıza ve şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize de başsağlığı dileyip bu olayların bir an önce son bulması dileklerimi de tekrar ilerletiyorum. Çok önemli sağlık sorunlarından biri olan akciğer kanserini daha önceki programlarımızda da birkaç kez tartışmıştık sizlerle birlikte. Yine buna devam ediyoruz bugün tartışmaya. Çünkü daha önceki programlarımda da söylemeye çalıştığım gibi akciğer kanseri sadece basit bir hastalık olmaktan çıkmış durumdadır. Akciğer kanseri hem bütün dünyanın hem de özel olarak ülkemizin halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden bir halk sağlığı problemidir. Çünkü yıllık akciğer kanseri hasta sayısı diğer bütün kanser hastalarıyla karşılaştırılmayacak derecede yüksektir. Halbuki bu önlenebilir bir hastalıktır. Sebep olan durumları biliyoruz. Bu durumlarla mücadele bunu azaltabilir. Bu bir devlet politikası olmalıdır tabii ki akciğer kanseriyle mücadele. Ama bunun yanında da akciğer kanseri olduğu zaman kişiler ne gibi teşhis yöntemleriyle en kısa sürede ve en çabuk şekilde ve en etkili şekilde tedaviye gideriz. Bu yolları da birlikte tekrar tekrar tartışmakta fayda var diye düşünüyorum. O nedenle bugün değerli konuğumuz Doçent Doktor Erdal Okur'la birlikte bu konulardan bahsedeceğiz. İsterseniz önce bir kısa bir bandımız var konuyla ilgili. Onu birlikte izleyelim. Daha sonra devam edelim sohbetimize. A'dan Z'ye Sağlık'ta bu hafta akciğer kanseri ve modern tedavi yöntemleri ele alınacak. Tüm dünyada ve ülkemizde oldukça büyük bir sağlık sorunu haline gelen akciğer kanserini erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına almak mümkün. Özellikle sigara içenlerde ve genetik haritasında risk bulunan kişilerde görülen akciğer kanseri, erken teşhis ve modern tedavi yöntemleriyle hastalar için bir kabus olmaktan çıkabilir mi? Uzun yıllardır akciğer kanseri konusunda uzmanlaşmış, göğüs cerrahisi ekibinin başkanı olan Profesör Doktor Semih Halezeroğlu bu önemli konuyu Doçent Doktor Erdal Okur'la ele alacak. Akciğer kanserinin hangi aşamalarında modern tedavi yöntemleri uygulanır? Hangi hastalar için ameliyat, hangileri için ilaçla tedavi uygundur? Akciğer kanseri ameliyatının başarı şansı nedir? Modern tedavi yöntemlerinin işleyiş süreci neleri gözetir? Bütün bu merak edilenler Profesör Doktor Semih Halezeroğlu'nun hazırlayıp sunduğu A'dan Z'ye Sağlık'ta yanıt buluyor. Evet, slaytlarımız var. Slaytlar alabilirsek onun üzerinden bazı konuşmalar yapabiliriz sanıyorum evet. Erdal. Ülkemizdeki akciğer kanseri sıklığı ile ilgili olarak ne söylemek istersin Erdal? Türkiye'de tabii ki bakanlığın bazı çalışmaları var bu konuda. Fakat rakamlar çok inandırıcı, çok gerçekçi olmayabiliyor. Tahmin edilenden biraz daha az olduğu sanılıyor. Ama Türkiye'de her yıl bakanlık verilerine göre biraz daha az olmakla beraber ortalama 60-70 bin tane yeni akciğer kanseri hastasının olduğunu tahmin ediyoruz.
Evet, yani bunu şu grafikle de özetleyebiliriz aslında. Burada Amerika ve Türkiye nüfuslarını karşılaştırıyoruz. Niye Amerika'dan bahsediyoruz burada? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda ortaya çıkan akciğer kanseri sayısı birebir hesaplanmış, bilinir durumda. Hı hı. Çünkü çok çok iyi istatistik tutabiliyorlar. Ama açıkçası şunu da söylemek lazım. Bugün artık hakikaten Türkiye'de de sağlık istatistikleri hani eskiyle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda. Evet, kesinlikle. Çünkü eskiden benim de başhekimlik yaptığım, mesela Süreyya Paşa Hastanesi'nde başhekimlik yapıyordum. Çok uğraşıyorduk istatistikleri düzgün gönderelim diye biz. Ama kişiye bağlıydı. Yani ben o hastaneye o yıl kaç tane akciğer kanseri geldiğini, eğer kendim gönderirsem, doldurup formlarda işaretlersem, öyle gidiyordu. Ben onu eksik doldurursam veya hastane, işte bin küsür kişinin çalıştığı evet, bir hastaneydi. İstatistik görevlisi eksik doldursa, doktor eksik bildirse eksik gidiyordu. Dolayısıyla önceden yani 2005 yılına kadar Türkiye'deki akciğer kanseri, yıllık akciğer kanseri sayısı yaklaşık 30 bin olarak biliniyordu. Halbuki bakın şimdi burada Amerika Türkiye nüfusu. Bir sonraki slaytı alalım. Amerika'daki akciğer kanseri yıllık sayısı belli. Yılda 220 bin kişi. Nüfus oranlaması yaparsak Amerika ile Türkiye'de, Türkiye'de beklenen sayı 60 binin üzerinde. Yani öyle ya, biz Amerika'dan daha az sigara içmiyoruz ülke olarak herhalde. Hatta çok daha fazla içiyoruz açıkçası. Dolayısıyla bizim akciğer kanseri sayımız orantısal olarak oradan daha az olamaz. Olmaması lazım. Halbuki 30 binlerde çıkıyordu. Evet. Oysa yakınlarda Gaziantep'teki bir yine akciğer kanseri ile ilgili bir programda Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı da kendileri de oradaydı. Ona da bu konuyu açtığım zaman dedi ki evet, şimdi yeni istatistikler artık otomatik alınıyor hastanelerden. Yani doldurma ile ilgili değil. Şimdi ortaya çıkan rakam yıllık 60 bin. Dolayısıyla hani bu rakamlar da gösteriyor ki Amerika ile birebir orantısal olarak eşit. Amerika'da yılda 220 bin kişi her yıl, Türkiye'de de yılda 60 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Evet. Çok büyük bir rakam değil mi hocam bu?